Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili arkadaşlar, bu akşam tevhid, tevhid yöntemi. Yani kainattan seyyah var, Rabbini arıyor. Allah'ı anlatan, Allah'ı ispat eden, Allah'a Allah'ı gösteren, tanımlayan yöntemlerden bahsedeceğim. Sistem. Sistem nasıl çalışıyor? Bir, tevhid yöntemi temelde ikidir. Temelde ikidir. Bir, afaki, bir, enfusi. Afaki bizim dışımızda, bizim dışımızda ceyran ediyor. Mesela afaki delil yöntemi ise sebep sonuç mukayesesiyle bu sonucu bu sonucu görünen sebebin olmaması. Mesela Kur'an bu yöntemi takip ediyor tevhidi. Mesela şeyde geçiyor. 25. sözün sonunda geçiyor. Diyor ki sebep bu. Bu sebep de bu. Yani sonuç bu. Bak diyor şu sebep şu sonucu netice verebilir mi? Arada bir boşluk oluyor. Mesela sebep kör. Sonuç göz. Misal bir daha. Ağacın burnu yoktur kendisine de faydası olmadığı halde koku imal ediliyor. Yani burnu olmayanın kokuda haberi olmaması lazım ve kendisine faydası olması lazım iken ağacın burnu olmadığı halde koku imal edilmesi, ağaç kör olması gerek iken renk imal edilmesi gösteriyor ki sebep sonucun faili değil. Yani Kur'an bu yöntemi gidiyor. Tevhid noktasında bu yönteme gidiyor. Çünkü sebep Şuursuz, merhametsiz, akılsız, elsiz, gözsüz ve hepsinden ötesi gayesiz. Külliyattan çıkarttığım kelimeler bunlar. Fakat sonuç ise bu sıfatları iktiza ediyor. Yani sebep şuursuz. Yediğimiz insan, ile insan ilah daamiyi, insan yediklerine bakmıyor. Bak nerelerde nasıl çıkıyor. Bu sonuç, bu sebebe yüklenemez. Sebep sonuç arasındaki inayetsiz boşluğu bunların ötesinde esmalar gözüküyor. Yani tevhidin delili temelde biri enfusi insan kendi tanık olduğu şahit olduğu bir de insanın dışsalı. Bu dışsal afaki deniliyor. Afaki deliller dışsal bizim dışımızdaki delilleri sayıyorum. Bir inayet delili iki delili ihtirai üç delili imkani. Dört, Kur'an'ın mucizeliği. Beş, peygamberlerin mucizeleri. Allah'ın varlığını gösteren deliller bir daha söylüyorum. Sistem söylüyorum. Yani sayısal değil. Allah'ı gösteren, tanımlayan tevhidin yöntem delilleri sistem bir enfusidir, bir afakidir. Bir insan kendi aleminde, onu da tevhidseli de anlatacağım. Yani tevhidin delillerini buradan birkaç tane göstereceğim ama sistemi görmeniz lazım. Görmemiz lazım. Bizim dışımızda olana afaki, bizde olana enfusi delil denilir. Afaki delil birisi delili inayettir. Delili inayet. Nedir o? Kainatta görünen hikmet, ve maslahatlara uygun. işaret icazdan bu. Ve kainattaki eşyaların menfaat ve faydalarını bildiren fiili ayetler. Yani delili inayet. Niye sana yardım ediyor kainat? Tanıyor mu seni? Yok. Merhameti var mı? Yok. E seni tanımıyorsa sana niye isabet etsin? Hatta la teşbih ve la temsil böyle tavla oynarken bir adam bir atıyor. İki defa altı altı getirsin. Bir daha getirdi, bir daha getirdi. Lan ne yapıyorsun lan? Tutuyor musun sen bunu yani? Burada bir hile ararsın. Çünkü üç defa isabet etmiş. Hep altı altı getirdi. Şüphelenirsin ya bu adam. Ne yapıyor ya? Niçin? Hep isabet ediyor. Hep isabet ediyor. Peki bunda bir fail ararken kainatta hep seni isabet eden fiiller var. Niye fail aramıyorsun? Affedersiniz özür dilerim. Eşeğe ine batırsan arkadan bağırır kaçar. Ama arkaya bakar kim batırdı. Uyuyan köpeğe deni sopa vurduğu zaman yapacağı iki iştir. Bağırarak ileriye doğru kaçar ama arkaya bakar kim yaptı diye. Köpek bile bana bunu kim isabet ettirdi diye arkasına bakarken bu kadar nimetlerin bana isabet edilmesinde arkaya bakmamak bu hayvanın sıfatlardan daha aşağıda olduğunu hocam da vaazda da demişti. Kelenem belmadan daha aşağıya düşüyor. Çünkü bu böyle yapıyor. Demek ki inayet delili kainatta e, sistem bizi biliyor gibi çalışıyor. Bizi tanıyor. Mesela onunla alakalı bir kafir iken Müslüman olan bir filozofun oğlu da felsefeci ikna olarak kullandığı bir misali vermek istiyorum. İsabet etti diye. Eski bu İngiliz'dir. Ateisttir. Adını unuttum ama çok meşhurdur. 70 küsür yaşlarında Müslüman oldu. Oğlu da inkarcı, felsefecidir. Oğluna şöyle bir şey yaptı. her şey tesadüf malum diyor. Gitti o yokken iki katlı Bahçeli, bizzat iyi kendi eserinden okudum. Bahçeli evleri varmış. Oraya gitmiş e, keserle, kazmayla Hans yazmış. Toprağa kazımış böyle. İçine de ilk barda oluyor Yasin. Çim koymuş ve üstünü kapatmış. Hans yazma gözükmüyor. Bar gelince tabii ki çim ektiği yerde Hans çıktı ya. Balkona bir bakmış Allah Allah Hans yazıyor. Baba sana dedi ki baba şaka mı yapıyorsun yani? Niye benim ismimi yazdın? Oğlum olur mu ya dedi. Ben senin ismini yazmadım. A baksana bu işte benim ismim çıktı. Oğlum dedi garip bir rüzgar esti. İleri geri yaptığını gördüm ben. İleri böyle yaparak eşeledi. Garip bir rüzgar o buğdayları nereden getirdi bilmiyorum. Sonra oraya serpti. Tekrar devam etti o toprağı sağa sol kapattı. Sonra Nasıl olduysa herhalde haberleşme öyle. Semaya doğru gitti bu rüzgar. Bulutlar aktif etti, yağmuru yağdırdı. Nasıl iletişim kurduklarını da bilmiyorum. Güneş de bunlara cevap verdi. Dördü birleşti. Güneş, hava, toprak, su vesaire. Senin ismin böyle çıktı. Durdu. Öyle basit adam değil ya. Oğlum dedi. Tarlada sırf senin isminin harflerinin çıkmasında fail arıyorsun. Tesadüfe vermiyorsun da Tarladaki o meyvelerin, renklerin, tatları, renkleri, kokuları, kimyasal yapıları hepsini isabet ediyor. Senin isminin çıkmasından daha isabetli değil midir? Adam Müslüman oluyor. Hakikaten öyle. Şimdi demek ki delili inayet. Birincisi bizim dışımızda sistem bize çalışıyor. İki, delili ihtirai. Nedir o? Yoktan yeniden icat ederek sebepleri azletmek. İşaret-i cezayı böyle geçiyor. Esbabını da yeniden icat etmek. Yani burada ben şey yaptım. Suyun kaldırma kanunu. Sudan önce olamaz. Sudan farklı yere koyamazsınız. Çünkü güneş, şey dünya güneşten kopmuş parça. Dünya güneşten kopmuş parça. Mesela bir kağıt, bir selpak varsa veya bir peçete verirseniz bir şey göstereceğim. Ver bak. Şimdi bu güneş kabul edin ne varsa. Koparttım. Bu evet buna göre ufak. Şöyle daha ufak yapayım. Koparttım. Evet bu ufak ama bunun parçası. Bunda ne elementler varsa, ne özellik varsa bunda da aynısı var. Gördüğünüz gibi aynı. Madde aynı ama ufak. Güneş bu olsa bu da dünya. Dünya güneşin kopmuş parçası. Güneşte var olan bütün elementler bunda da var. Güneşte var olan sistem bunda da var. Güneşte su yok ama dünyada su var. Güneşte ağaçlar yok, hayvanlar yok. 400 bin çeşit. Havada da 400 bin çeşit. Bitkiler 400 bin çeşit. Şey 100 bin pardon. Hava 100 bin. Bitki 100 bin. Nev. Kuşlar 100 bin. mesela. Serçe bir nev. Denizler 100 bin. Hamsi bir. Kefal bir sayılıyor böyle. 100 bin 100 bin. Bitkiler 100 bin. Sonra yerin altındaki, o yerdeki ve yerin altındaki hayvanlar, aslan vesaire 100 bin. Şimdi dünya Böyle güneşten kopmuş parça. Diyor ki 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında deniz seviyesinde. işte şunlar şunlar sabit kabul edilirse. Kardeşim güneşten kopmuş olan dünyanın deniz seviyesi mi var? Sabiteleri niye kabul ediyorsun? Ne 76 civa basıncı yani? Laboratuvarda bir şey mi imal edeceksin? Dünya fokur fokur nükleer kaynarken deniz seviyesi mi var? Ne yapmış peki? denizi, suyu nasıl yapmışsa suyun kaldırma kanunu da suyla beraberdir. Sudan önce suyun kaldırma kanunu olamayacağı gibi nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanununu nereye koyacağız? Toprağa koyabilir misin? Ağaca koyabilir misin? Suyun kaldırma kanunu suda olur. Sudan sonra da olmaz. Yaptı bir sene sonra suyun kaldırma kanunu monta etti. O da olmaz. Peki suyun kaldırma kanunu nedir? Suyun sıfatıdır. Suyun özgür ağırlığıyla tahtanın özgür ağırlığı, taşın özgür ağırlığı arasındaki sistemin adı suyun kaldırma kanunu diyor. Şimdi diyor ki delili ihtirayı yoktan var etmiş. Güneşten kopmuş dünyaya bu mahlukatı yoktan var etmiş. Ne yapmış? Suyun kaldırma kanununu sudan, tabiattan, tabiat kanunları da tabiattan önce. Mesela diyelim ki şu gözü bana veren, buraya takan bu gözden önce beni görmesi lazım. Bak bu gözü buraya nereye takılması lazım? Omuza mı, koltuk altına mı, kafanın tepesine mi diye. Bu gözden önce gözü olacak, beni görecek, gördüklerimi de görecek. En uygun bir şekilde gözü oraya takacak. Yani bu Allah var diye söylemiyorum. Zaten böyle olması lazım. Garizi mantık deniliyor. Bana gözü veren benden önce beni görmesi lazım. Bir gördüklerimi de benden önce görmesi lazım. Tabiat kanunları da tabiattan önce yoktur. Nereye koyacaksın? Su yok, suyu kaldırma kanunu nereye koyacaksın? Tabiat nedir? Yukarıdan aşağı inelim. Güneş, in aşağıya hava, su, toprak ve onların bir araya gelmesiyle meydana gel. Demek ki Allah'ın delili bizim dışımızdakilere, enfusi dahilimizde olana şey enfusi burada afaki hariç. Onlardan bir tanesi delili inayet. Yani sistem bize çalışıyor ama bizi tanımıyor. Bize cevap veriyor. İkincisi yoktan var edilme. Üçüncüsü delil imkani. Kainatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisinin gerek zatında, gerek sıfatında, gerek ahvalinde, gerek vücudunda gayrimütenayi imkan ve ihtimaller, müşkilatlar, yollar, kanunlar varken niye ben oldum? Yani nice olabilme olasılıklar var. Yani bir bölü e, sonsuz diyor. Sonsuz olasılıkların sonucu da sıfırmış. Hiçbir şeyi yok. Yani. Matematiksel öyledir. Yani bir sayının nihayetsiz olasılıklara bölünürse sıfır olur. Yok yani. Ben bu kadar Allah varken hiçbir şey yoktu. 18 bin alem yaratılacak dünya, kainat yaratılacak, güneş yaratılacak, kopartılacak. Bu mağma ateş göle yapılacak. Sonra toprak olacak, şu olacak, bu olacak. E ve benimle beraber bulunan hücre sayısı en az 500 milyon Hasan olurken onların içerisinden 500 milyon DNA kromozomların içerisinde ben seçiliyorum. O anda ve yeryüzüne ben tercih ediliyorum. Bu olasılıkların sıfır değil mi? Sonsuz yani. Yani öncesi sonrasında olmayacak. O anda olanların içerisinde 500 milyondan bir tanesi benim. E öncesi sonrası kastettim anladınız. Ya bu nedir? E diyor ki kainatın ihtiva ettiği zerrelerden her birisini gerek zatında gerek sıfatında. Hani özelliklerimiz. Biz mi seçtik markete gidip de bu özelliği bana ver. Koku bu olsun, burun bu olsun, hayam bu olsun, merhametin bu kadar olsun. Annem de bu olsun, babam da bu olsun, burada doğayım, yaşım bu olsun bu, bu şartlarda dünyaya geleyim, şu şartta da teris olayım, öleyim. Biz mi seçtik? Yok. Nihayetsiz bak, gerek ahvalinde gerek vücudunda gayrimutena imkanlar, ihtimaller, müşkilatlar yani e, müşkilat şu. Şu göz görüyor, imal edildiği yer karanlık, anne karnı. Malzeme ise kör madde. Annenin yedi ekmek, kör fasulye, domates, su, ekmek öyle değil mi? Kör maddelerden karanlık yerde göz imal ediliyor. Müşkilat değil mi? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Deseler ki burada canlılar var, bitkiler, hayvanlar var, kuşlar var koy buraya. Ağaçlar var koy buraya 100 bin. 100 bin balık çeşidi var. 100 binde karada yaşayanlar var 400 bin. Koyduk mu abiler buraya? Bunları meydana getiren elementleri koy 108. 108 tane element. Şimdi 130'a çıkmış. Yani ilim arttıkça kainattaki sanat muhteşemleşiyor şu elementleri koy. Magnezyum, demir, karbon, hidrojen, oksijen. Bunlar cansız. Yani bunlar canlı. Hiç daha görmemiş olsak, ilk defa Allah dese ki bize, bu cansızlardan canlıların olması mı daha kolay, daha mantıklı? Canlıların cansızları yapması mı daha mantıklı? Bir daha. Yüz bin kuşları koy. Mabet kuşlarının da koysun içine renkli. Yüz bin hava, yüz bin bitki, yüz bin denizdekiler, yüz bin Karada yaşayan canlılar. Koyduk mu abi hepsi canlı? Onları meydana getiren demir, karbon, hidrojen, oksijen, magnezyum, bakır, gümüş. Koy abiler bizi meydana getiren element. Ki kimyada 108 tane. Şimdi 120 küsür deniliyor. Yani toprağa koy. Topraktaki elementleri koyduk mu abi elementleri buraya hepsini? Şimdi desek ki daha insan görmedik. Allah bize sorsa. Canlıların cansızları yapması mı daha mantıklıdır? Cansızların canlıları, körlerin gözü, sağırların kulak, burunsuzların burunu yapması, şuursuzların şuurlu yapması mı daha kolay? Şuurlular mı şuursuzu yapsın, şuursuzlar şuurlu mu yapsın? Hangisi daha kolay? Şuurların şuursuz yapması daha kolay ama ters oluyor işte. Biz ters, elementler şuursuz ama ben bak şuurluyum, ne yaptığımı ne konuştuğumu biliyor. Bir gayem var, bir projem var. Bu özelliği maddeye mi vereceksin? Kalsiyuma mı vereceksin yani? Ben bedenle mi beraberiz yani? Beden mi insan? Müşkilatlar, yollar, kanunlar varken birden bire o zereler anne karnında, anneni yedi. Yediği gıdaları, bir tabak fasulye miydi? Bir tabakta o fasulyeyi şeye koy. Büyük kazan olsun koy oraya. Bir tabak kuru fasulyeydi. Ne ediyse bu kazana da koy. 9 ay sonra anneden ben, 9 ay sonra o aynı biriktirdik hepsini bir üstüne koyduk. Yemekleri karıştır. Ne olur? Size havale ediyor. Anladık mı burayı? Annenin yediğini bir tabak fasulye mi yedi? Yoğurt mu yedi? Gel bir büyük tencereye onu da koy. Ne yediyse buraya da koy. Koyduk mu? Yoğurt yedi. Yoğurt koy. Kuru fasulye yedi. Kuru fasulye de koy. 9 ay sonra bu ben oluyorum. Burada ise o ne olur işte yoğurt 9 ay annenin yediğini hepsini karıştırsan ne olur artık. İşte bu. Yediği bu. Bakmıyor musunuz da ben Feryan insan ilah tahmin. Bak, yediğine bakmıyor mu diyor insan? Allah Allah. Yediği bu. Çıkan da bu. Akıllar bile yine yapamaz, Ya nasıl olacak ya? Bütün akıllar birleşse bir aklı yapamaz. Yollar, kanunlar varken birden o zere gayri mutena yollardan muayyen bir yola sülük eder ve gayri mahdut hallerden bir vaziyete girer ve gayri mahdut hudutsuz hat yok hudutsuz sıfatlardan sergilenmiş. Ne kadar hissiyat var? Şunlar şunu hepsini vermiş. Ne kadar duygu var? Hepsini vermiş. Ne kadar ihtimaller var? Hepsini vermiş. Vehim vermiş. Vesvese vermiş. Bir tanesini kaldırın bakalım. insan insan kalıyor mu? Bir sıfatı kaldırın. Yani şu tarafım olmasa. Şefkat, merhamet, öfke, gadab, vehim. Yani bir tanesini kaldıralım. Muhabbeti kaldır. İnsan olur mu gafur? Bir tane ya. Bu tarafım olsun. olmasa da olurdu. Olmuyor. Ama hiçbirisinin sahibi ben olmadığım gibi hiçbir maddi ve manevi organların bana verilmesinde methalim yok. Tercihim yok. iradem yok. Kudretim yok. Yalnız oturmuşum kullanıyorum. Ayağı kullanıyorum ben şu anda. Sahibi ben değilim ki. Galibime de gidiyor ha. Şimdi söylemiyorum. Odada da öyle. Uzatıyorum. Allah Allah. Bunun neresinde benim ya? Bu uzantı garip değil mi ya? Bizim hoca derdi ki böyle elin hareketlerine bakılarak iş makineleri imal edildi. İş makinaları. Uçaktan ders aldığımız için hoca dedi ki balıklarda yüzme bölümü varmış. Bir alanı varmış orada. Suya çıkacağı zaman o yüzme odasında suyu boşaltırmış yukarıya öyle çıkıyor. Hacimle kütleyi arasındaki fark. Aşağı mı batacak? Onun içerisine suyu dolduruyor dibe batıyor. Balık. Buna bakılarak denizaltı imal edildi diyor. Yunus'un gözüne bakılarak sonar sistemi yapıldı. Kartal'ın gözüne bakılarak radar yapıldı. Yarasa'nın kulağına bakılarak ses titreşimlerinin o gözükmez uçakları görme yapıldı. Peki biz de soruyoruz. Radarı Kartal'ın gözüne bakılarak sonar sistemi Yunus'un gözüyle. Denizaltı balıkların yüzme süzgeşiine bakılarak yapılmışsa Kartal'ı yapan nereye bakmıştı? Kartal'ı ilk yapan o bir de model alması lazım. Nereye baktı? Kartal'ı yapan Allah maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, mu muacelesiz, misalsız, modelsiz. ilk ve son yapıyor. Neyin tarifi lugatıydı bu saydım? Fatih Zülcelal. Fatih Zülcelal demek madde yok, mekan yok, zaman yok, nümune yok, patent yok, misal yok, model yok, örnek yok, bir de deneme şansın yok. Yapacaksın, sahaya süreceksin. Anne kandan çıktı, insan ve hayvan. Hadi bakalım. Ama araba öyle değil ki. Deneme testleri yapılıyor. Uçaklarda öyle. 20, 21 günde kuş imal ediliyor. Kaç senede uçak yapılıyor. Ya acayip bir şey ya. Kek yapan bilgisayar 4,5 ton olmuş. neymiş? 4,5 ton. Garip ya insan. İnsan hakikaten garip. Kendisini kendisi garipsiyor. Bak e, müşkinatlı yollar, kanunlar varken birdenbire o zere, o gaye müteveci yollardan muayyen bir yola sülük ediyor. Niye girdin o yola? Tabela mı var? Niye girdin o zereler? Yenilen gıdalarla. Ben o halini alıyorum. Bak şurada işaret edeceğiz da geçiyor. 0, 10'da 3 de 0, 10'da 7 lambda arasındakileri görür derdi. Bunun aşağısındaki sayısalla bunun yukarısındaki göz görmez. Bu iki aralıkları görsün. Acaba her şeyi görsek tırnak şu mikroplar yaşayabilir misin? Şimdi yarasanın gözü yok. Neyle görüyor? Kulağıyla görüyor. Sesi gönderiyor. Psst. 120 bin frekansla gidiyor ses. Gidiyor maddeye çarpıyor. Maddenin yeni yerini, konumu tespit ediliyor. Sertliği, yumuşaklığı nereye, nereye, göre nedir? Geçilir mi, geçilmez mi? Gelen sese yön tayin ediyor. İnsan ise işitmesi 20 bin frekans. Yarasaya bak. Ya İnsan, insan tar e, gariptir ya. Şimdi bir çamur pataklıktan geçseniz. Bir baksan ki orada ayının ayak izi var. Sığırın ayak izi var. Koyunun ayak izi var. Demez misin? Olan buradan sığır geçti. Buradan da ayı geçti. Buradan da kuş geçti galiba. Bu da insan ayak izi. Demez misin? Çamurda sif adam yok. Hayvan yok. Ayaklarının iziyle hayvana intikal edilirse bu kainat kimin izi ya? Yani sanat sanatkarın izi. Değil mi? İlim izdir. Alimin izidir, gölgesidir. Hayat hayat sahibinin izi değil midir ya? Ya çamura bakınca ayak iziyle der misin ayının ayağına bu insanın ayağının izidir ya? Ya doğuştan ama kör bana nasıl göz verecek? Bilmiyorum ama kim ise bana gözü vermişse benim gözümden önce gözümü görmesi lazım. İnandığım için söylemiyorum ki böyle olması lazım. Beni benden önce bilmesi lazım. E, şefkat koymuş Maddede şefkat mi var be kardeşim? Merhamet mi var? E maddeyle izah edersen kendini çok tuhaftır. Her şeyin, atomun, DNA'sının, DNA'sında hikmet arayan bilim insanı bununla meydana gelen cu cesedin, bedeninin ruhunu gayesizliğini ispat etmeye çalışıyor. Tuhaf olan o. Bir daha atomdaki değil atom, kuarkları, kuantumları, oradaki yazılımlarındaki hikmeti arayan bilim insanı onunla meydana gelen kendisinin hikmetsiz olduğunu, gayesiz olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Her şeyde gaye arıyor, kendisi gayesiz. Her şeyde gaye arayanın kendisi nasıl gaye gayesiz olur? Üç gün önce bir tanesi sordu, genç. Ya dedi Allah ol diyor. Çok da garibime mi gitti yani? Geçen Ümraniye'de de söyledim dün. Allah ol diyor, nasıl oluyor dedi ya. Ondan sonra, Abdullah telefonun var mı cebinde? Ver. Ver, ver, ver telefonu. Gayetten bahsetmiyorum, gösteriyorum. <laughs> Şimdi var mı bilmiyorum senin telefonda. Benim telefonda vardı. Hepsinizde var. Abdullah desem ses de açılır mı açılmaz mı? Ya. Açılıyor. Sonra şunu yap desen şu videoyu bana bul göster. Yapar mı abiler? İnsan oğlu ses ol diyor oluyorsa bu sistemi bu sistemi yapan insanı yapan Sanizül Celal ol demesiyle olması çok mu garip? Bak insan yapılanla yapılmış. Bu insan yapılmış. Mesela şöyle dese hocam telefona "Abdullah" açılmaz. Hangi titreşimle söyledin? "Abdullah." Hüseyin desen açılmaz. Açılır mı? Açılmaz. Ha, "Ol" diyorsun oluyor. İstersen ol diye program yap. "Ol." İlla o titreşimle olacak. Şimdi benim sesimle oluyorsa, benim görüntüm görüntümle sensörlü kapılar açılıyorsa benim komutla uzaktan bilgisayara giriliyorsa onu beni yapan Zat-ı Zülcelal nasıl yapamaz ya? Zaten yapıyor. Nasıl yapıyor? Dünya ne kadar büyük güneşe göre? Güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük. Ne kadar? 1 milyon 400 bin tane dünyayı toplasan güneşe koysan ancak olur. Dünya bu kadar ufak. 1 milyon 400 bin defa küçük dünyanın içerisinde de Arnavut bu kadar bir ayna koysak. Bu aynayı güneşe tutsak kocaman güneş girmez mi buraya? Niye girer? Nurani olduğu için. Yarım nurani de. E şimdi bu kadar bir aynaya dünyadan 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneş giriyorsa onu yapan zat atoma giremez mi? Ya. Allah ya. Çok tuhaf. Sonra devam edeyim. Aynı yeri okuyorum. Ha 92. E ee, nerede ki? gerek zatında gerek sıfatında gerek ahvalinde insan gerek vücudunda gayri mütenai imkanlar, ihtimaller, müşkilatlar, yollar, kanunlar varken her çeşit olabilirken niye bir şey olmuşum? Ya arkadaşlar ben bana en yakın benim. Benden bana yakın diğer kimse yok. Sebep yok. İç halimimi ben kendime daha yakınım. Hangi duygularıma, hangi fikir ve sistemime, organıma hakimim. Ben yapmışım irademle, ilmimle. Hangi organ bizim ilmimizde programlanmış, iradeyle takdir edilmiş, kudretimle yapılmış? Bir tane var mı? Kiraya verilse bir göz, gözünüzü bugün akşama kiraya vereceksiniz. Bir Allah aşkına bir kendinize sorun. Akşama göz kiraya verilse çıktı göz. Akşama oturacaksın kire. Kaça verirdin? Gözü kaça verirdiniz? Yani, şimdi Mahmut sen gözü Şimdi arabayı verince kiralamaya olan ödüm patlıyor da gene ya neyse tamiri de var. Araba yani. Gözünü kiraya vereceksin. Ya geri gelmeseydi başka da vermez ya. Acaba nasıl kullanacak adam ya? Abi baktık bir de taktık ki neleri seyretmesi getirdi bize kopyaladı. Hepsi duruyor. Eyvah eyvah eyvah. Allah Allah. Yani nasıl bir imkanlar, ihtimaller, müşkilatlar var. Müşkilat niye? Körden göz yapacaksın. Sağırdan Sağ kulak yapacaksın. Akılsızdan akıl yapacaksın. Hayatsıza hayat vereceksin. Ya insan olması normal mı ya? Şöyle bir misal vereyim kimyayı okuyanlar. İnsanın derisini yüzsek. Bak bak sisteme bak. Derisini yüzsek. Kaç santimetre kare olduğunu bilen var mı? 170 santimetre kare oluyormuş. 170 santimetre kare. 1 santimetre kareye 10.33 ton basınç varmış dışarıdan. Ne yapar toplam? Vücudumuza şu andaki atmosfer basıncı 170 ton. Niye patlamıyoruz içeriye doğru? Böyle patlamıyoruz. Çünkü içerideki basınç da aynı bu kadardır. Nasıl anlarsın bunu? Böyle basınç olduğunu. Uçağa çıkınca bakma uçakta basıncı ayarlıyorlar. Çünkü bildiğim için mesleğim biraz. Yerin şey denizin dibine gidince vurgun yiyor muyuz? Vuruyor. Aşağı indikçe iç basınç sabit dış basınç azalıyor mu çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Ne yapar? Denize indikçe tost eder. Tost eder adamı tost. Tamam. Yukarıya çıktıkça insan basınç azaldığı için iç basınç dış basınca galebe ettiğinden kan, damar, göz dışarıya fışkırır. Fırlar dışarıya. Yukarıya çıktıkça organlar dışarıya fırlar. Aşağı indikçe İçeriye tost olur. Ama tam stabil, tam standart, tam vasat. Şu basıncı, şu basıncı, alçak basıncı ya, bunu ayarlasak. Baksana balık. Balığın yüzme solungacına bakılarak denizaltı yapılmış. Denizaltı batacağı zaman suyu alır, ağırlığını artırır, kütlesini. Ondan nasıl hacmiş yapar? Aşağı iner. Balık balın bu sistemine bakılmış. Denizaltı e balık, ne, balığı yapan nereye bakmış peki ya? Nasıl, nereye taklit etmiş? Ve Allah balığı ilk yaparken, nümine yok, model yok, mukasi, mukayese yok, taklit yok, misal yok, madde yok, mekan yok, zaman yok. Bir de muacele, yani alet edevat yok. Bir de yanılma da olmayacak. Piyasaya sürdün, yanlış olmayacak. Bu kadar, e, muşkilatlar, yollar, kanunlar varken, birdenbire o zere gayrimütenna yollardan muayyen bir yola sülük eder. Yani nihayetsiz olma ihtimali içinde o oluyor. Ben ben oldum, sen de sen oldun. Hiç kimse başka şey olmak istemez. Şerif ne olmak isterdin? Ya peygamber dahi olsa şöyle, bu ruhla o peygamber olmak insan yapamaz. Sen sen olacaksın. Herkes kendisi olmak ister. Böyle bir benlik var yani insanda. Ve gayrimahdut hallerden bir vaziyete girer. Yani ne kadar vaziyetler var. Mesela zahirini gösteriyorum. Duyguyu da siz şey yapacaksınız. Allah e, yaşa göre diş veriyor. Bebektir. Diş gerekmiyor. Damak sertliği vermiş. Annesinden emsin yeter. Sonra yavaş yavaş vücut sütten süt değil başka yem, şeyler yemesi lazım. Onun yiyebileceği şekilde süt dişi veriyor. Anadan kesiyor. O mamalara dönüşüyor. Sonra Gençlik oluyor, dinamik oluyor. Palet takıyor. Dozer paleti takıyor. Gar 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 gar. Misir ekmeğini şunu bunu darmadağın ediyor. Sonra yaş ilerliyor. Bu kadar şeyler yeme. Katerpille, dozerle bunlar aldın ama şimdi olmaz. Yaşlandıkça ver o gençlik dişini. Al sana ihtiyarlık dama, Onu veriyor. Ta ki ağır şey yeme. Sulu böyle şeyler ye. Ama biz diyoruz ki diş çıktı. Gitti ihtiyarlık. Olan doktor implant yap, çakma yap ama sisteme öyle değil diş ya, e, sisteme göre vermiş. Biz dişimizi ona rağmen implant yaparsak gene gençlik gibi yemek yiyoruz vücut sistemde çöküyor işte. Cana bak yaşa göre diş veriyor. Eğer çocukken dişiyle de olsa anasını ememez. Ruha göre ceset cesede göre ruh veriyor. Şimdi koyunun cesedine Koyun hayal et. Aslan ruhunu koy. Aslanın ruhunu koy. Aslan ruhu parçalamak isteyecektir. Koyunun ne ağzı müsait ne pençeleri. Koyunun ruhunu aslanın cesedine koy. Koca aslan ormanda me <laughs> koyun gibi meliyor. Otlayacak dişi müsait değil. Yani bir ruhu yer değiştir. Ruhlara bu tarafa gelsin, cesetler bu tarafa gelsin. Bütün hayvanların tam kimin ruhunu kime takacaktın? Hangisi hangisine uygun? Şimdi buraya koysan 100 bin hayvanlar var karada. 100 bin denizde, 100 bin havada. Bunların ruhu var. E şimdi koydun buraya aslanın ruhu var, koyunun ruhu var, kaplan var, kedin de var. Buraya da hiç görmediğin ilk defa gördüğün modeller var. Cenab-ı Hak dese ki bu ruhlar bir tanesini monte et hadi. Ulan nereye koyayım ya? Sırt, sırtlanın ruhunu hangisine koyacağım şimdi? Koyuna koysa ne olacak? Leş yiyecek parçalamak pençesi dişi bu. Koyunun cesedi buna mı uygun değil? Vallahi sip bunu bize verse şu ruhlar buna koy. Nasıl koyacaksın ya? Hakikaten maddeyin Allah. Abiler, yaşa göre diş verdiği gibi yaşa göre halet veriyor. Şimdi bu bedene bu halet ne kadar farklı. 18 yaşındaki haletlerini düşün. Duygularını düşün. Kıpır kıpır oynuyor. Ceset müsait değil ya. O duygu şimdi burada olsa Ölüm anını içinde ustat diyor ki ölüme yakın olunca endişe etmeyin. Ölüme yakın olunca ehli imana Allah ölüme karşı bir ünsiyet verir diyor. Ülfet değil, ünsiyet verir. Yakınlık hisseder, sevdirir ölümü. Ölüm ya tatlı gözükür, sevdirilir. Çünkü kısmen his noktasına perde kalkar. Oraya yakınlık hisseder. Biz biraz ölümden korkmamızın sebebi o yakınlık daha kalkmadığı için. O tatlı gözükür ölüm. Onun için yaşlılarımız der duymuştunuzdur. Oğlum evladım. Bir gelse de teris olsak ya. Sen de der nasıl diyor ya şaka mı diyor yani. Hayır doğru söylüyor. Ya bu bir gelse diyor ama adam gibi yaşayan. Ya gelse de gitsek ya. Isıtsak yerimizi. Baban ellerimiz öyle derdi. Biz de derdik nasıl oluyor ya ölümü nasıl böyle şey yapıyor. Meğer yakinet hissedince mehrameti ilahiye o dünyada hayatını kor korusun diye ölüm korkusu vermiş ki azap çeksin de değil. Hayatın intihar etmesin, zarar vermesin, adam gibi yaşasın, hayatını korusun diye ölüm korkusu vermiş. Sonra artık terisi gelince Allah onu yavaş yavaş kaldırıyor. O, o hissi kaldırıyor. Kaldırdı kaldırıyor. Ölüm sevilmeye başlıyor. Onun için büyük zatlar ya Rabbi ne gelecek demiş ya. Ya acayip bir şey. Ve büyük zatlar hep yaşamayı tek şey için istediler. Balıkları çok yiyelim, çok gezelim, çok haber dinleyelim değil. Niçin istemişlerdir? Hizmet için. Hizmet için istemişler. Daha çok Allah'a dinine hizmet edelim diye. Ve gayri mahdut hallerden bir vaziyete girer ve gayri mahdut sıfatlardan bir sıfatla vasıflanır. Mesela Abdullah denilir. Ve kadar bunun altında alt veli tabanları var. Ha bir de <laughs> demiştik ki Kur'an'ın Allah'ın delili, delil inaye, delil ihtira, delili imkan. Bir de Kur'an, bir de peygamberlerin mucizesi adetini değiştirerek. İçsel alemde Allah'ın delili nedir? Bir, bedensel haller ruha göre değişmesi. İki, akıldaki fikir imal etmesi. Vicdandaki hisler kendi sahip olmadığı halde, hislerin sahibi imalatçısı olmadığımız halde bu hislerin nihayetsiz oluşuna şahidiz. Allah Allah. Ne kadar his var? Saksı görsen orada ona keşke bende olsaydı. Bir ev görsen, Allah Allah, burada ne güzel ders olur. Değil mi? Bir şey görsen hemen bir his oluyor. İnsan ona karşı bir alaka peydah ediyor. Sonra kalpte insanı duygular var. Şefk, surur, neşe, iştiah, niyet, aşk vesaire. Ruhta ise şefkat, muhabbet, lezzeti mukaddese ulvi hazlar var. Bir daha insanın Cenab-ı Hakk'a delili saatim geldiği için söylüyorum. Cenab-ı Hakk'a delili bir bedensel, iki bedensel Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının cil ve cemal nakış sanatı oluşu. Gir içeriye akıldaki fikir çeşitliliği, zengin düşünsün diye bir yere saplanmasın, çok yüksek, geniş ve derin düşünsün diye vehim ve vesvesenin vermesi. Bir de Hutbe-i Şamiye'de bir misal var. Onu da anlatmak istiyorum çok önemli bir Hutbe-i Şamiye'de. Ben size soru soruyorum. Cevap vermeyebilirsiniz. Bir, nar bir düşünür müsünüz nar? Ağacın dalında, kırık anda böyle, yarım kilo bir nar. Düşündünüz mü abi? Hayal etmeniz lazım. Tamam. Bir de gökdelen düşünün. Mesela Çamlıca'daki o kule, gökdelen. Düşündük mü abi? Düşündük. Bir de bir bal peteğini düşün petek böyle. Çeşitli böyle bal akıyor. Tamam mı Gafur? Yok. Tamam. Düşündük mü abi? Kaç taneyi düşündük? 3. Nar dalında. Çamlıca Kulesi. Eyfel 330. Şey 300. Bu reis ondan fazla olacak dedi. 300 küsur o. Bu Eyfel'den üstün. Yüksek. Bu kuleyi düşün. Bir de bal düşün Mahmut. Düşündün mü abiler? Hangisi daha harika? Mahmut hangisi daha harika? Bak petek, gök, nar. Mahmut. Bal. Sen? Onun yanında Nar olmaz. Nar olmasın. İlyas. Sen tamam. Sen. sen Nar. Nar. Bak mavilinin yanında doktorumun yanındaki sen kardeşim. Sen hangisi daha mükemmeldir diyorsun? Nar. Nar an. Peki. Farklı söyleyen var mı? Bal. Bal. Farklı başka? Söyle yavrum. Sen söyle. Elini kaldırdın. Sen söyle. De diyecek miydin? Gökdelen. 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 Harika. Bir tane seç. Bal. Bal. Bak. Başka bal Kur'an'da mucize diyor. Şimdi bütün kafir mümin fark etmeden şifa. Zencefil de ölümden hariç. Hadiste geçiyor. Kur'an'da bitki olarak zencefil, bal, hadiste de çörek otu. Değil mi? Mesela. Başka farklı söyleyen var mı? Yasin, Yasin mi? Yandaki. Nar. 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 Bal. harika. Onun yandaki. Sen. Nar. Sen sen. Bal. Bal. Peki e, hangisi doğru için diye izah edecek var mı? Hangisinin için diye gerekçesiyle? Nar için? Çünkü buradaki e, şey göre, hakikate göre hocam şuursuz bir şeylerden yapıldığı için. Yine en azından arı bir hayatı var. Hayata sahip olduğu için. Diğeri tamamen daha alt bir hayat tabakada meydana geliyor. Diyor ki Nar çünkü diyor, nar ağacının hiç şuuru yok. Ama hayatı var. Evet. Şimdi narı meydana getiren sebep ağaç. Koyduk mu sebebi? Gökdeleni meydana getiren şuurlu insan. Balığı meydana getirmesine sebep olan arı şuurludur. Gidiyor taşa konuyor, çiçeğe konuyor. Zehire, zehirden su almıyor, sudan su alıyor. Şimdi sebeplerine bakalım. Bala sebep olan arı mı şuurlu, gökdelene sebep olan insan mı şuurlu, nara sebep olan ağaç mı şuurlu? Hangisi daha şuurlu? İnsan. i̇nsan. İkinci kim? Evet. Arı. Sonra arı. ağaç. Şimdi dikkat edin. Şuur, ilim, idrak arttıkça sanat küçülüyor. Şuur, idrak, Ortadan kalktıkça sanat muhteşem oluyor. Demek ki yapan başkasıdır. İnsan şuurludur ama cansız bir binadır. Nar ise canlıdır, arasındaki fark sonsuzdur. Çünkü nar canlıdır. Bina cansızdır. Canlı ile cansız arasında ama hiç şuuru yok. İnsanın çok şuuru var. Ha, şuur arttıkça sanatı basit, Şuur yok oldukça sanat mükemmel demek ki o yapmıyor. Yapsaydı şuurlu. Şuurlu yapsaydı bu harika olurdu. Peki arı nedir? Hayatı var, şuur var ama ikisinin ortası kadar. Sanatı da o kadardır. Evet petek gökdelenden harikadır. Ama nardan basittir. Sebebi bal canlı değildir. Ama sanatı mükemmeldir. Gökdelenden harikadır. O zaman Şuur arttıkça sanat azalıyor. Sanat çoğalırsa şuur da azalıyor. Direkt Allah devreye giriyor demektir. Burada kesiyorum. Toparlıyorum. Bitti. Allah'ın varlığına delil temelde ikidir. Kulasa ediyorum. Edebiyatta giriş gelişme sonuç olduğu için. Bir, bizim dışımızdakilere harici. Bir de kendi şahit olduğumuz haricimizdeki delili Allah'ın inayeti. Allah'ın yardımı. Sonra Allah'ın hiçlikten yaratması. Sonra delil imkani, nihayetsiz olma olasılıkları, ihtimalleri içerisinde olması gerekenin olması. 3. 4. Kur'an'ın bir beşer tarafından olamayışı, yazılamaması, yapılamaması. O da Allah'ın delili. Bir de peygamberlerin eliyle adetini Allah değiştirmesi. Enfusi Allah'ın delili. Dışarıdan içeriye doğru giriyorum soğan kabuğu gibi. Dış, dış tarafı insanın bedeninde. Esmaların cil ve cemal nakış sanatı. Şu sistem. Bu sistemin sahibi ben değilim. Bakın yaşa göre sima vermiş. Yaşa göre diş vermiş. Bu zahir. Gir içeriye akılda fikir imal ediliyor. Gir içeriye vicdanda his var. Nihayetsiz. Ona da şahidiz. Ben yapmamışım. Gir içeriye kalpte duygu var. İştiyak var. Kalpte insan var. Vefa var. Anlayış var. Silah-ı rahim var. insanı duygular var. Hiçbirisinin sahibi gene ben değilim. Gir içeriye ruh. Beden, akıl, vicdan, kalp, ruh. Ruhta ne var? Şefkat, muhabbet, sevk. Yani bir şey sevk edilmek. Mesela Evet istiyorum. Ben ebedi görmedim ki istiyorum. Ama bu sistemi kim koymuşsa ona bağlamış. Sonsuzluk istiyorum. Ölmek istemiyorum. Bak demek ki ruhtaki delil, şefkat. Maddede şefkat olur mu? Çık dışarıya şefkat, muhabbet yani aşk. Sonra sef var bir yere sevk ediliyorum. Bir de coşma var şefk. Bir de böyle dersler olur, ulvi şeyler olur, haz olur. Buna da lezzeti mukaddese, lezzet, kutsi lezzetler. Bedensel azlar değil de ruhani böyle. Güzel bir Kur'an, güzel bir arkadaşlık, güzel bir dostluk, güzel bir merhaba. Ne yaptı? Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnun olmak. Maddenin özelliği değil. Memnun olmak, hele hele maddenin bir özelliği de var olmayan. iftihar etmek. Maddeyle olmuşum ama maddede olmayan bir özellik var bende. İftihar ediyorum seninle. Seni seviyorum. Sana şefkat ediyorum. <laughs> Sana karşı şef duyuyorum vesay. Demek ki dahili deliller, beden, akıl, vicdandakiyiz, vicdan, kalp, ruh. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Ya Rabbel Alemin. Allah'ım riyakaranın söylediğim şu duaları dergah özetinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i ve hürmetine Ya Rabbi bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiğimizi, evla diyarlarımızı, usul ve furullarımızdan her kim ahirete göç etmişse Allah'ım bu maide-i Kur'aniye sofrasında onları da hissedar eyle. Mekanlarını cennet bahçesinin bir bahçe eyle. Bizim de arkamızdan böyle dua okuyacak nesilleri bize de nasip eyle. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbel Alemin kendimizden çıkan fitnemizden kendimizi yakma. Fitnemize, gıybetlerimize muvaffak hakim olup da bunların çıkmamasını bize nasip eyle. Amellerimizi gıybet, iftira gibi şeylerle sui ahlaka duçar ettirme ya Rabbi. Vahirda vahum en alemin el Fatiha Size bir şey haberdar etmek istiyorum. Sakarya'da Darul Envar vakfına verilmiş Şahıs yok, kargası yapılmış. Şu anda bir e, pencereleri kalmış. Bir de içinde döşeme. Yazın okuma kampına hepinizi de oraya davet edeceğim. Belayı malumatınız olsun. Evet. Şimdi bunu da söyledikten sonra o baya zengin bir sofra var yani ha. Çay var mı? Evet. Çay da var.